BMI'ye göre her gün 360 bin bebek dünyaya geliyor. Eminiz hepiniz inanılmaz derecede sevimlidir. Ama benzersizlikleriyle uluslararası manşetlere çıkan bebekler var. Bu sıra dışı yeni doğanlar, ister genetik kusurları ister olağanüstü estetik özellikleri nedeniyle olsun, internette büyük ilgi görüyor. Bu videoda her biri kendi güç ve cazibe hikayesine sahip en şaşırtıcı ve istisnai çocuklara bakacağız. İşte dünyada doğan en sıra dışı 20 bebek. Anahita Hasemzade. Anahita Hasemzade 10 Ocak 2015'te dünyaya gelen genç bir sanatçı, model ve sosyal medya fenomeni. Dünyanın en sevimli bebeği unvanını kazandı ve dünya çapında milyonlarca hayranı var. Anahita'nın modelliğe ve sosyal medyaya adım atması, mesleğinin gelişiminde önemli rol oynayan son derece destekleyici ebeveynleri Ali Hasemzade ve Meryem Hasemzade tarafından kolaylaştırıldı. Ayrıca bir kız bir erkek kardeşi var ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aileler. Anahita Hasemzade İran'ın İsfahan şehrinde dünyaya geldi ve dünyanın dört bir yanından insanların kalbini kazandı. Anahita'nın okul deneyimi, erken yaşı ve modellik sorumlulukları sebebiyle normal bir çocuğun deneyimine pek benzemiyor. Eğitimiyle işini bir arada yürütebilmek için okula gitmek yerine evde eğitim görüyor. Anahita henüz 7 yaşında olmasına rağmen sosyal medya dünyasında büyük bir ilerleme kaydetti. Instagram hesabında 1.2 milyondan fazla takipçisi var. Bu da onu internetteki en popüler ünlülerden biri yapıyor. Sevecen karizması ve ilgi çekici karakteri ona her yaştan hayran kazandırdı. Her gün onu takip edenleri büyülemeye ve onlara ilham vermeye devam ediyor. Balık Çocuk. Çinli balık çocuk hikayesinin ana kahramanı, kendisine bu lakabı kazandıran bir cin anormalliğiyle doğan harika bir çocuk. Doğduğunda tüm vücudu tepeden tırnağa pullarla kaplıydı. Ve bu durum sadece fiziksel değil, duygusal sorunlar da yaratıyordu. Bu durum sürekli kaşıntı, sınırlı hareketlilik gibi zorluklara katlanmasını zorunlu kılıyordu. Soğuk suya girdiğinde rahatlıyor, kaşıntıdan bir anlığına kurtuluyordu. Ayrıca acısını dindirmek için çabalayan kararlı doktorlar tarafından yapılan tıbbi tedavilere de güveniyordu. Macerası doğumda düz pullarla başladı. Daha sonra bu pullar kalın katmanlara dönüşerek terleme yeteneğini engelleyen aşılmaz bir bariyer oluşturdu. Bu durum vücudunun doğal soğutma işlevlerine müdahale ederek yaşadığı zorlukları daha da artırdı. Pen'in nadir görülen cilt hastalığı iktiyosis, her iki ebeveynin de hastalıktan sorumlu aynı geni taşıması halinde çocuğa aktarılan kalıtsal bir rahatsızlıktır. Bu genetik anormallik çok sayıda çocuğu etkilemektedir ve her yıl tespit edilen 16 binden fazla yeni vaka vardır. Pen'in vakasını dikkatle araştıran tıp uzmanlarının cesur çabalarına rağmen hastalığın henüz bir tedavisi bulunamamıştır. Uzun kirpikli bebek. Bir annenin yeni yürümeye başlayan çocuğunun kirpiklerinin tamamen doğal olduğunu kanıtlamak zorunda kaldığı alışılmadık bir vaka yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Katie Norton, 1 yaşındaki kızı Melanie'nin videolarını TikTok'ta gururla yayınlıyor ve bunun sonucunda Melanie'nin oldukça büyük bir takipçi kitlesi oluşuyor. İzleyicileri büyük bir merak ve hayranlık konusu olan kirpiklerinin inanılmaz uzunluğu karşısında büyülenmiş durumda. Melanie'nin kirpiklerinin uzunluğu dünyanın dört bir yanındaki insanları hayrete düşürdü. Ve bazı kadınlar eşit zarafet ve uzunlukta kirpiklere sahip olma arzularını açıkça ifade ediyor. Bu ayırt edici özellik Melanie'nin yaşıtlarından ayırıyor. Pek çok kişi onun model olabileceği yönünde açıklamalar yapmaya başladı. Katie Norton buna karşılık inkar edilemez kanıtlar sunmayı kendine görev edindi. Melanie uyurken kızının gözlerini bir pamukla şefkatle silerken kendini kaydetti. Bu görüntü 1 yaşındaki kızın gözlerinin herhangi bir rimel ya da yapay kirpikle süslenmediğini açıkça gösteriyordu. Bu Melanie'nin uzun kirpiklerinin tamamen kendisine ait olduğunun ve ona kalıtım yoluyla bahşedildiğinin kesin bir kanıtıydı. Kali ve Carter Torres. İnanılmaz yapışık ikizler Kali ve Carter Torres, zorluklarının üstesinden geliyor ve kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor. Doktorların ilk teşhislerinde hayatta kalmaları için sadece 24 saat süre tanımasına rağmen, bu 3 yaşındaki cesur çocuklar beklentilere meydan okumaya devam ediyor. Yapışık ikizler olarak pelvis bölgesinde yapışık olan bu çocuklar, göbek deliğinden aşağıya kadar tüm organları paylaşıyor ve her birinin sadece bir bacağı bulunuyordu. Bu olağanüstü çocukların mutlu ebeveynleri Chelsea ve Nick Torres, son 2 aydır eğitmen rolünü üstlenerek Kali ve Carter'a evde eğitim veriyor. Ana odak noktaları kızların koordinasyon ve motor becerilerini geliştirmek için tasarlanan fizik tedavi aktiviteleri.
Chelsea'ye göre doktorlar normalde yapışık ikizlerin hayatta kalma olasılığına son derece düşük ihtimal veriyor. Sadece yaklaşık %5. Bu ürkütücü istatistikler göz önüne alındığında Torres ailesinin kızların şaşırtıcı gelişimi konusunda neden coşku duyduklarını anlayabiliriz. Öte yandan 4. yaşlarına giren ikizler ayırma operasyonu için önerilen en üst yaş sınırına yaklaşıyor. Bu yaklaşan tarih aileyi kızların hayatları üzerinde büyük bir etkisi olabilecek zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Rona Begum. Rona adlı küçük kız çocuğunun yürek burkan bu fotoğrafı viral hale geldiğinde dünyanın dört bir yanındaki insanlar sadece küçük kızlarının iyileşmesini ve uzun, sağlıklı bir yaşam sürmesini isteyen ailesine sempati duymaktan kendini alamadı. Rona Begum kafatasının içinde sıvı birikmesi nedeniyle başının normal boyutunun 3 katı kadar şişmesine neden olan hidrosefali adı verilen nadir bir durumdan müzdaripti. Neyse ki hikayesi bir dizi yayında yer aldı ve kırsal kesimde yaşayan ailesinin kızlarının hayatını kurtaracak imkanları olmadığı için bir hayır kurumu tedavi masraflarını karşılamayı kabul etti. Forest Vakfı, Runa'nın yoksulluk çeken ailesini kırsaldaki köylerinden hastaneye götürdü. Ve burada doktorlar Runa'yı düzgün bir şekilde muayene ederek tedavi yöntemine karar verdi. Hayatta olduğu için şanslıydı. Beyninin etrafında biriken büyük miktarda sıvının boşaltılması için acil bir ameliyat geçirdi. Doktorlar baş çevresini önemli ölçüde küçültmeyi başardılar. Ancak Runa hala normal bir çocuk gibi ayakta duramıyor ya da yürüyemiyordu. Annesi yine de kızının bir gün okula gideceği ve normal bir hayatın tadını çıkaracağı konusunda umutlu. Onun gücüne hayran kalmadan edemiyoruz. Siz Runa'nın yaşadığı bu zorlukla başa çıkabilir miydiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Kanatlı bebek. Olivier'in ebeveynlerinin çocuklarını cennetten gelen bir melek olarak görmesine gerek yoktu çünkü ilginç bir tıbbi sebepten dolayı Olivier zaten öyle görünüyordu. Bu 2 yaşındaki mucize çocuğun alışılmadık ve olağanüstü bir fiziksel durumu var. Sırtında ense kökünden başlayıp bilek ve kürek kemiklerinin üzerinden geçen kanat benzeri bir kabarıklık var. Bu olağan dışı durum ona kanatlı melek lakabını almasına neden oldu. Kendisine bahşedilen meleksi görünüm Olivier'in hayatını tehlikeye atmadı. Yine de büyümenin ölümcül olmamasını garantilemek için her 3 ayda bir düzenli doktor kontrolüne gitmesi gerekiyordu. Bu tıbbi kontroller durumun seyrini izlemek ve çocuğun sağlığını güvence altına almak için gerekliydi. Olivier'in hikayesi insanda hayranlık uyandırıyor. Öyle ki bazıları hepimizin özel bir görevle dünyaya gönderilmiş melekler olduğu gibi ilginç bir fikre kapılmış durumda. Olivier'in tuhaf görünümü, insanlık hakkındaki bilgilerimizi sorgulatıyor ve bizi insan biyolojisinin bilinmeyen bölgesine, varoluşun gizemlerine girmeye davet ediyor. Tessa Evans. Büyüleyici bir çocuk olan Tessa Evans, Arini hastalığı nedeniyle burunsuz doğan dünyadaki çok az sayıda insandan biridir. Tessa'nın yaşam öyküsü cesaret, azim ve inanılmaz koşullar karşısında ailesinin sürekli desteğinden oluşuyor. Tessa doğduğunda ve annesi yeni doğan kızına ilk kez baktığında şoktan üzüntüye kadar birçok duyguyu aynı anda hissetti. Bu Tessa'nın nadir görülen hastalığının gerçekliğiyle yüzleşen ebeveynleri için çok zor bir deneyimdi. Tessa boynundan uzanan bir trakeostomi tüpü nedeniyle doğumdan kısa bir süre sonra kaşıkla beslenmek zorunda kaldı. Bu cihaz işlevsel bir burnu olmadığı için nefes almasına yardımcı oluyordu. Şaşırtıcı bir bulgu Tessa'nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Babası bir gün Tessa'nın hapşırdığına tanık oldu ve bunu doktorlara anlattı. Hapşırmasının nedeni burnu değil, göğsünden geliyordu. Bu tuhaflık Tessa'nın içinde bulunduğu çıkmaza yeni bir çıkmaz ekledi. Tessa koku alma duyusunun yokluğuyla mücadele ediyor. Burnu olmadan doğmak bir yana koku alamama onun için hayal edemeyeceğimiz engeller oluşturuyor. Hoş ya da nahoş aromaları ayırt etmesini zorlaştırıyor. Bir şeyin yanıp yanmadığını ya da bozulup bozulmadığını anlayamıyor. Ve dolayısıyla günlük hayatı bu durumdan çok olumsuz etkileniyor. Jackson Boyle. Jackson Boyle'in olağanüstü yolculuğu, olasılıklara meydan okuyan ve herkese ilham veren mucizevi bir hikaye. Azmi ve kararlılığı onu bir umut ve güç sembolü konumuna yükseltmiştir. Jackson kafatasının kötü şekillendiği ve beynin çoğunluğunun gelişmemesine neden olan nadir doğum anomalisi ensefaloselle doğdu. Böyle bir hastalık için prognoz genellikle umutsuzdur. Ensefaloselle doğan yeni doğanların çoğu sadece kısa bir süre yaşar. Jackson'ın inanılmaz gücü sadece hayatta kalmakla kalmayıp ensefaloselli bebekler için beklenen ortalama yaşam süresini aşmasıyla kanıtlandı. Olasılıklara meydan okuyarak motor becerilerini kullanmayı
ve hatta yüz ifadeleriyle duygularını ifade etmeyi öğrendi. İçinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında Jackson'ın gösterdiği gelişim olağanüstü ve kesinlikle dikkate değer. Junior Cox Noon. Brighton'da doğan Junior Cox Noon, bebekler dünyasında aykırı bir çocuktur. Çoğu bebek ya çok az saçla doğar ya da hiç saç olmazken Junior'ın dünyaya ilk gelişi onu diğerlerinden ayıran bol ve gür saçlarıyla oldu. İnsanların %90'ından fazlasının saçlarının yaşla birlikte kademeli olarak seyreldiği bir dünyada, Junior'ın saçlarının hacmi ve kalınlığı sebebiyle göz ucuyla baktığınızda onu küçük bir ayı sanabilirsiniz. Bu olağanüstü saçlar onu yaşlandıkça kelleşmekten endişe eden çoğu yetişkinden ayırıyor. Zira Junior'ın kel kalma olasılığı son derece düşük. Bu da onu saç açısından gerçekten aykırı bir yere koyuyor. Çoğu yetişkin saç bakımıyla uğraşırken Junior'ın olağanüstü saçlarına minimum bakımı yapması yeterli olabilir. Öte yandan hoşlansa da hoşlanmasa da düzenli olarak berbere gitmek zorunda kalacak. Neyse ki Junior bu açıdan da şanslı çünkü annesi bir kuaför. Annesinin saç bakımı konusundaki uzmanlığı en azından şimdilik güzel saçlarını korumasında önemli bir rol oynayacaktır. Connie Lloyd. Connie Lloyd'un hayatı devrim niteliğinde bir burun ameliyatı geçirene kadar zorluklarla doluydu. Connie doğduğundan beri burnunun tamamını kaplayan iyi huylu bir tümörün yükü altındaydı. Ve bu özelliği her dışarıya adım atışında büyük dikkat çekiyordu. Tümörün sadece dış görünüşü etkilemekle kalmayıp içten içe de genişleyerek karmaşık ve önemli endişelere yol açması ciddi bir problemdi. Yapılan bir araştırmanın ardından Connie'nin hemonjiyom ile doğduğu ortaya çıktı. Bu nadir görülen iyi huylu bir tümördü ve o dönemde Birleşik Krallık'ta rapor edilen 8. vakaydı. Bu durum onu rahatsızlığın nadir görüldüğü bir ülkede aykırı bir birey olarak öne çıkarmıştı. Connie'nin annesi bir çare bulmak için bir tıbbi uzmanlık arayışına başladı. Yorulmak bilmeyen çabaları onu uzmanlığıyla tanınan yüz deformitesi uzmanı Dr. Ian Hutchinson'a getirdi. Dr. Hutchinson'ın yetenekleri ve hastalıklarına olan sarsılmaz bağlılığı onu Connie'nin durumunu tedavi etmek için ideal aday haline getiriyordu. Dr. Hutchinson, Connie'ye başarılı bir cerrahi prosedür uygulaması gencin hayatında bir dönüm noktası oldu. Tedavi ona tümörün kısıtlamalarından özgür bir hayat ve normal bir burunla gezme fırsatı verdi. Ameliyat tümörü çıkarmada başarılı olsa da geride yara izleri bıraktı. Bu yaralar Connie'nin yolculuğunun yanı sıra insan ruhunun fiziksel zorluklar karşısında devam etme metanesi ve azmini temsil ediyor. Lucas Santa Maria. Yakın zamana kadar beynin kafatasının dışında geliştiği nadir ve genellikle ölümcül bir doğum durumu olan Lucas Santa Maria adındaki bebeğin yaşama şansı çok düşük görülüyordu. Gel gelelim bu istisnai bebek, tüm zorlukları yenerek bir tıp mucizesi haline geldi. 35 haftalıkken dünyaya gelen Lucas, sadece hayatta kalmakla kalmadı. Aynı zamanda 3 yaşındaki kız kardeşlerinin biricik gözdesi oldu. Lucas, annesi Maria'yı indükleyen tıp uzmanlarının gözetimi altında doğdu. Lucas'ın 2.8 kilogram ağırlığında ve 48 santimetre uzunluğundaki doğumu, inanılmaz bir yolculuğun başlangıcı oldu. Yetkin cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından 6 saat süren bir ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyat sırasında beynindeki fazla sıvıyı boşaltarak, hasarlı beyin dokusunu çıkararak ve kafatasının tabanında oluşan deriyle beynini koruyarak sorunu çözdüler. Santa Maria ailesini saran endişeye rağmen Lucas, olağanüstü bir metanet göstererek sadece bir hafta sonra yoğun bakım ünitesinden çıktı. Onun gelişimini gözlemleyen herkes, sendromuna karşı kazandığı zafer karşısında hayrete düştü. Lucas'ın davasıyla ilgilenen tıp uzmanı Dr. Vogel, Lucas'ın bu hastalıktan kurtulan ilk çocuk olması nedeniyle geleceğinin belirsiz olduğunu söylüyor. Gelişimini ve uzun vadeli beklentileri çevreleyen bilinmeyenler sebebiyle muhtemelen hayatı boyunca tıp camiası tarafından yakından izlenecek. Deniz kızı bebek. Hindistan'daki doktorlar yeni doğan bir bebeğin bacakları yerine deniz kızına benzeyen bir kuyrukla dünyaya gelmesiyle eşi benzeri görülmemiş bir gövdeyle baş başa kaldı. Hindistan'ın orta kesimindeki Manpura Temel Sağlık Merkezi'nin Sivapuri bölgesinde dünyaya gelen bu inanılmaz ve nadir görülen bebek, uzmanlar tarafından tıbbi tedavi görüyor. Beklenmedik doğum şekline rağmen bebeğin sağlık durumunun iyi olması, ilgili herkese iyimser bir bakış açısı kazandıran bir mucize. Doğumun ardından sağlık personeli hem bebeği hem de annesinin güvenliğini sağlamak için hızla harekete geçti.
bebek Sivapuri Bölge Hastanesi'ne gönderilerek yoğun tıbbi bakım ve tedavi altına alındı. Sirenomelia olarak da bilinen deniz kızı sendromu, vücudun alt kısmında boynuz benzeri bir çıkıntının görüldüğü nadir ve esrarengiz bir sağlık anomalisidir. Hastanedeki özel yeni doğan bakım ünitesi, bebeğin tedavisi ve gelişiminin izlenmesi gibi hayati bir sorumluluğu üstlendi. Vakayı yöneten doktora göre bebek 90 gramın biraz üzerinde ağırlığıyla ciddi şekilde gelişmemiş olduğundan tedavi süreci sorunsuz geçmeyecekti. Galang. Endonezya'da 2018 yılında Galang isimli bir çocuğun iki yüzlü olarak dünyaya gelmesi herkesi şaşırttı ve dehşete düşürdü. Bu istisnai durum yapışık ikizlerinin anne karnındaki yetersiz gelişiminden kaynaklanıyordu ve benzersiz tıbbi problemler meydana getiriyordu. Endonezya'nın Batam kentinde yaşayan 2 aylık bebek Galang, kraniofasilya duplikasyon olarak bilinen bir durum olan bir kafada 2 yüz ve 2 beyinle doğdu. Bu sapma sadece ciddi fiziksel bozukluklara yol açmakla kalmamış. Aynı zamanda Galang'ı muhtemelen ölümcül bir beyin rahatsızlığı riskiyle karşı karşıya bırakmıştı. Hastalığı kafasında hidrosefali olarak bilinen sıvı birikimine yol açarak tıbbi yolculuğunu daha da karmaşık hale getirmiştir. Yapışık bir ikiz olan Galang her 250 bin doğumdan yalnızca birinde görülen nadir bir durum. Bir gövdeyi, iki kolu ve iki bacağı kardeşiyle paylaşıyor. İkinci yüzün ve beyninin varlığı, annesinin yumurtasının hamilelik sırasında tamamen ikiye ayrılamamasından kaynaklanıyor. Galang durumunun benzersizliği nedeniyle emzirilemiyor ve bir tüp aracılığıyla süt verilmesi gerekiyor. Tıp uzmanları bebeğin hayatta kalma ihtimalinin son derece zayıf olduğuna inanıyor. Rumi Serumen. Dünyanın en küçük bebeği Rumi Serumen tüm tahminlere meydan okuyarak sadece 244 gram gibi olağanüstü bir ağırlıkla dünyaya geldi. Rumi'nin olağanüstü doğumu 2004 yılında Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nde hamileliğin yalnızca 25. haftasında sezeryanla gerçekleştirildi. Rumi'nin gelişi eşi benzeri görülmemiş boyutları nedeniyle hemen dikkat çekti. Rumi doğumda 280 gram ağırlığında olan bir önceki rekor sahibi Madeleine Mann'i tahtından indirerek dünyanın en küçük bebeği oldu. Bu inanılmaz vakalar yeni doğan tıbbındaki kayda değer atılımların yanı sıra bu bebeklerin akıl almaz ihtimaller karşısında ne kadar azim gösterdiklerini de kanıtlamaktadır. Rumi'nin hikayesi yeni doğan alanında kaydedilen inanılmaz gelişmelerden sadece biridir. O prematüre bebekler için bir umut sembolü olduğu kadar bu küçük yaşamları korumak için gayretle mücadele eden tıp uzmanlarının adanmışlığının da bir kanıtıdır. Doğumdaki hassaslığa rağmen azim ve tıbbi bakımdaki ilerleme sayesinde küçük boyutlarının yarattığı korkulara meydan okuyarak gelişip hayatta kalabilmektedirler. Kiklop Bebek. Java adası sakinleri Atana Arianto ve eşi Surianti, 5. çocukları olan kızları Kuzey Sumatra'daki Ruma Sakitumum Deirat Hastanesi'nde dünyaya geldiğinde şok edici ve yürek parçalayıcı bir olay yaşadı. Bebek doğal yollarla dünyaya geldi ancak çarpıcı ve nadir görülen bir anomalisi vardı. Alnının ortasında tek gözü olan ve burnu olmayan bir kikloptu. Diğer organları düzgün bir şekilde olmuştu. Surianti hamileliği boyunca ultrasona girmemişti. Bu nedenle kızını böyle görmek büyük bir sürpriz oldu. Kocasıyla birlikte bu durum karşısında bitkin düşerek odalarına çekildiler. Sağlık personeli hızla harekete geçerek yeni doğanı yoğun bakıma aldı ve bebek burada her 15 dakikada bir uzman bir ekip tarafından izlendi. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen bebek o gece hayatını kaybetti. Kalp atış hızları genellikle dakikada 100 atışın altına düştüğü için bu tür ciddi doğumsal anormalliklerle doğan bebeklerin sıklıkla sezeryenle doğması gerekiyor. Bu bebekler solunum ve kalp sorunlarına yatkındır. Tıp uzmanı Dr. Suya Foden, bebeğin sağlık sorunlarının cıva zehirlenmesinden veya kızamıkçık virüsünden kaynaklandığına inanıyor. Anna Wilkow. Jenny Wilkow kızı Anna'yı Eylül 2017'de sezeryenle dünyaya getirdi. Başlangıçta her şey ideal gibi görünüyordu. Ancak kaderin korkunç bir cilvesiyle hayatları ani ve beklenmedik bir şekilde değişti. Anna dünyaya gelmesinden sadece birkaç dakika sonra derisinin yırtılmaya başlamasıyla büyük çile yaşadı. Ulusal Nadir Hastalıklar Örgütü'ne göre Anna'ya yaklaşık her 500 bin kişiden birini etkileyen ve son derece nadir görülen bir cilt hastalığı olan Harlequin iktiyozisi teşhisi kondu. Teşhis Anna'nın doğumundan sadece 1 saat içinde konuldu ve Anna hayatının ilk ayını aşırı zorlu bir rahatsızlıkla cebelleşerek geçirdi. Harlequin iktiyozisi bebeklerin kalın deri pullarıyla doğmasıyla karakterize edilir.
Bu bozukluk ciddi sıkıntılara neden olabilir çünkü gergin cilt gözlere ve ağza baskı yaparak dudakların ve göz kapaklarının ters dönmesine neden olur veya bebeğin göğsüne ve karnına yayılarak nefes alma ve beslenmesini zorlaştırabilir. Harlequin iktiyozisli bebeklerin erken doğum riski daha yüksektir ve enfeksiyonlara, dehidrasyona ve diğer çeşitli sorunlara karşı daha savunmasızdırlar. Bu sert deri pulları Anna'nın doğumunu takip eden haftalarda aşamalı olarak döküldü ve ailesine eşsiz bir deneyim yaşattı. Tom Tennant. 1993 yılında Güneydoğu Avustralya'da doğan Tom Tennant tıp dünyasını şok etti. Bu yeni doğan bebek o kadar alışılmadık bir cilt sorunuyla doğmuştu ki doktorlar ve ebeveynler şaşkına döndü. Tom'un durumu daha önce tanımlanan hiçbir şeye benzemiyordu. Çünkü cildi yaşlı bir insanınkine benziyordu. Beklenmedik bir şekilde aşırı kırışıklıklarla kaplıydı. Onu ilk gördüğünde Tom'un anne babasının kalpleri korku ve endişeyle doldu. Vücudunu kaplayan et miktarı 5 yaşındaki bir çocuğunki kadar vardı. Bir dizi teste ve rutin kontrollere rağmen kimse Tom'un benzersiz durumunu öngörememişti. Bu yüzden aile tamamen şaşkındı. Tıp uzmanları cildi bir gizem olan bu gencin bilmecesi karşısında büyülendi. Tom'un deri fazlalığına neyin sebep olduğunu bulamadıkları için tedavi açısından durum iç karartıcıydı. Başlangıçta umut Tom'un yaşlandıkça bu duruma alışacağı yönündeydi ancak zaman geçtikçe Tom'un sorununun daha fazla araştırma gerektirdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar Tom'un hastalığının merak uyandıran gizemini çözmek için kolları sıvadı. Tom'un tedavisinden sorumlu Dr. Andrew Ramsden ilk olarak hastalığın çocuk yaşlandıkça kendiliğinden geçeceğini öngördü. Beklenmedik bir şekilde Dr. Ramsden'ın öngörüsünün doğru olduğu ortaya çıktı. Helena Lugo. Venezuela'nın San Cristobal kentinde yaşayan cesur kız Helena Lugo, anne karnındaki gelişim sorunlarının yol açtığı bir dizi engelle dünyaya geldi. Anne babası Solon ve Henry'e 4. ayda hamileliği sonlandırmaları tavsiye edildi çünkü tıbbi yetkililer Helena'nın koşullarının yaşam için uygun olmadığını düşünüyordu. Helena'nın doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybedeceği tahmin ediliyordu. Her şeye rağmen Helena'nın olağanüstü hayatta kalma yolculuğu, sevgi dolu ailesinin amansız desteği sayesinde devam ediyor. Helena'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, doğaüstü kraliçe unvanını kazanmasını sağlayan, kafasında gömülü olduğu varsayılan bir taçtır. Bu ayırt edici özellik, beyin omurilik sıvısının birikmesi nedeniyle kafatasının doğal olmayan bir şekilde büyümesine neden olan ve beyin hasarına yol açan bir bozukluk olan hidranensefalinin sonucudur. Helena ne yazık ki ona çirkin veya hiç doğmamalıydın diyenlerin kötü yorumlarına ve yargılarına maruz kalmakta. Bununla birlikte kendi metaneti ve ailesinin sevgisi ona sürekli teselli kaynakları oluyor. Helena şu anda terapi görüyor ve şimdiden hayret verici bir gelişme gösterdi. Baş hareketlerini kontrol etme konusunda muazzam bir ilerleme kaydetti. Önündeki yol hala zor. Ancak ailesi onun yanında durmaya ve gelecekteki refahını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı. Primrose. Primrose'un hikayesi bizi Mortal Kombat'ın kurgusal karakteri Raiden'ın kusursuz görünümünü andıran bir anlatıya sürüklüyor. Raiden oyunda ve filmde gümüş gözlüydü. Primrose'un da gümüş gözleri, dayanıklılık ve metamorfozun damgasını vurduğu yolculuğunun başlangıcı oldu. Primrose çarpıcı gümüş rengi gözleri nedeniyle onu evlatlık vermek gibi zor bir karar alan Çinli ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Durumu nedeniyle yetimhanedeki çocuklar ona canavar lakabını taktı. Bu rahatsızlık yüzünden kendi memleketinde bir yabancı gibi dışlandı. Neyse ki onu ailesine sıcak bir şekilde kabul eden Amerikalı Bay ve Bayan Austin tarafından evlat edinildiğinde hayatı şaşırtıcı bir şekilde değişti. Primrose'un yaşadığı zorluklar evlat edinilmesiyle son bulmadı. Çünkü büyüleyici gümüş gözlerinin yanı sıra kör olduğu ve ışığa karşı son derece hassas olduğu ortaya çıktı. Doktorlar sağlığını korumak ve ona tatmin edici bir yaşam şansı vermek için daha fazla zarar görmesini önlemek amacıyla gözlerinin ameliyatla alınmasına karar verildi. Primrose başarılı ameliyatının ardından olağanüstü bir yolculuğa başladı. Azmi ve direnci hayatın karşısına çıkardığı zorlukların üstesinden gelmesini sağladı. Gözlerinin alınması ona umut, neşe ve büyük olasılıklarla dolu bir hayat yaşama fırsatı verdi. Lucifer isimli bebek.
Bir anne çocuğuna 2022'nin en kışkırtıcı ve moda bebek isimlerinden birini verdiği için internette tartışmalara neden oldu. Çocuğuna verdiği isim Lucifer'dı. Bu tuhaf seçim internette bir tartışma ve eleştiri kasırgasına yol açtı. İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki anne Josie Barnes, internet trollerinin taciz yağmuruna maruz kaldı. Oğlunun doğumu ve onun için seçtiği isim Birleşik Krallık'taki popüler Jeremy Kyle programında duyuruldu. İster inanın ister inanmayın. Yeni doğan çocuğuna Lucifer adını verdi. Josie bu ismi iyi niyetle okuduğu bir bebek kitabından seçti ancak bu kararı pek hoş karşılanmadı. Lucifer ismi konusu kamuoyunu ikiye böldü. Bazıları bir çocuğun isminin tamamen ebeveynlerin kararı olduğunu savunurken, diğerleri bunun çocuğu yanlış yöne yönlendireceğinden endişe ediyordu. Tartışma çocuklarına isim verme konusunda ebeveynlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin asırlık tartışmaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Bazıları çocuğa isim vermenin çok kişisel bir karar olduğunu düşünürken, diğerleri isimlerin bir ağırlığı olduğunu ve çocuğun hayatı üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne bulundurularak özenle seçilmesi gerektiğini savunuyor. Theo Munizuri. Fatima Gomez Munizuri ve 3 aylık bebeği Theo kesinlikle sıra dışı bir ikili. Her ikisine de ciltte belirgin beyaz lekelere ve saçta beyaz şeritlere neden olan nadir bir genetik bozukluk olan piebaldizm var. Bu durum kalıtsaldır ve Fatima'nın aile üyeleri arasında yaygındır. Fatima'nın kendine özgü görünümünü kabullenmeye giden yolu uzun olmuş. Görünüşünü kabullenmekte çok zorlandığını ve beyazları gizlemek için 24 yaşına kadar saçlarını defalarca boyadığını itiraf etti. Sadık eşi Jose Nato sayesinde bu özelliğinin onun güzelliğini ayırt edici kıldığının farkına vardı. Fatima geleneksel standartlara meydan okumaya karar verdi ve eşsiz hastalığını gizlemeyi bırakıp sosyal medyada resimler yayınlamaya başladı. Kocasının desteği ve cesaretlendirmesiyle bu yola çıkan Fatima'ya tepkiler çok olumlu oldu. Ve yüzlerce takipçisi açık sözlülüğü için ona iltifat etti. Fatima'nın dış görünüşünü kabullenmesi önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak çok sevdiği oğlu Theo'nun da aynı ayırt edici özelliği miras almasını beklemiyordu. Yine de Theo'nun doğumu Fatima'ya daha da cesaret verdi. Mutlu ve dolu dolu bir hayat yaşamakta kararlı olduğundan emin olmasını sağladı. Umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.